Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanaverdi. Yine bir video içeriğimde sizlerle buluşmak, kavuşmak çok güzel. Bugün Ankara Karamankazan'da Instagram hesabımdan bana ulaşan Onur Bingöl, Mert Bingöl kardeşlerimin isteği üzerine onların besi çiftliğine geldim. Bu seneki kurbanlık faaliyetlerini, hayvanlarını, kendilerini size tanıtacağım. Şimdi içeri gireceğiz. Tanışacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeninde bulunmayı, özellikle yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz. Şimdi çekimimize devam ediyoruz. Şöyle girelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur kardeşim yok. Kardeşim Mert var. Kardeşim Mert'im. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amcam. Merhaba amca, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin. Valla yeriniz çok güzel. Evet. Şöyle... Yerimiz Karamankazan Örencik Köyü girişinde. Örencik Köyü. Kurbanlık, evet, kurbanlık satışımız ve günlük süt satışımız mevcut. Evet. Kesimimiz ücretsiz. 4 parçaya bölüp veriyoruz kurbanda. Hayvanlarımız Ardahan Göle'den getirdik. Arkadaşlar şimdi ağa giriyoruz. Mert kardeşim. Buyurun. Sizi verecek bize. Yavaş gidelim. Baştan şöyle. Güzel gördüğüm hayvanları çekiyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Hayvanlarımız Montafon ve Simentel. Ardahan Göle'den getirdik. Yani her bütçeye uygun hayvanımız var. 7 kişilik, 5 kişilik, 4 kişilik. Şimdi kaç hayvanımız var? Mert? Ahırımızın kapasitesi şu an 240 hayvan ama şu an 180 hayvanımız var. 40 tane ineğimiz, 160 tane de besilik hayvanımız var, kurbanlık hayvanımız. Evet. Kesim yapıyoruz. Geçen seneki hedeflerimize ulaştık. Bu seneki hedeflerimiz genellikle hepsini satmak. Geçen sene 110 tane hayvan sattık burada kesimle beraber. Evet. Şu anki hedefimiz 160 hayvan. Hedeflerimiz inşallah ulaşacağız. Şu an satışlarımız güzel gidiyor. Evet. Ayakta satışlarım var. Evet. Satışlarım var. Ayakta satışlarım, evet. Var mı yani bunları da? Ayakta satışımız mevcut, hisse satışımız mevcut, paskül satışımız mevcut. Evet. Her türlü satışımız var şu an. Şimdi şöyle bir hayvanları şöyle gezelim. Tabii ki. Montafon. Evet. Montafon Simentel. Maşallah diyelim. En düşük 600 var burada yani. En düşük 600, evet. 550-600 arası var. Evet. Şimdi alalım. Şöyle bir hayvan seçelim. Ayakta bir yapını söyleyelim. Tabii ki. Gezelim. Amcamız aile büyüklerinden şu anda hazırda geziyor. Kontrol ediyor. Burada 4 parça ayırıyorsun. Evet, kesimimiz ücretsiz olup 4 parça ayırılıp müşterimize veriyoruz. Dışarıda da çadır kuruyorsun. Evet. Pandemonu yapıyor. Evet. Ondan da hissettiğini paylaşıyor. Evet. Bu da çok güzel. Evet. Hayvanlarımız dediğimiz gibi A kalite. Hepsi kaliteli hayvanlar. Belli. Yani göründüğü gibi hepsi kaliteli. Montafon, Simentel. 500 kilodan başlıyor. 850-900 kiloya kadar hayvanımız mevcut. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Mesela şu ayakta fiyatı. Fiyatını amcam. Ayakta satış fiyatı, bunun fiyatı 21 lira. 21 bin TL. Evet. Baskül olarak. Baskül olarak 30 lira. Baskül 30. Satacak, alacak. 4 parçaya verelim. Evet. Aynen. Başka soralım. Şu baştaki Simentel'i soralım ben. Tabii ki. Amcanın ismini sormayı da unuttum. Amcamız ismi Mahir. 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 Tamam. Vay amca, bunun hakkında bilgi ver. Kaç kilo
Ayakta şimdi kaça verdin? Şimdi bunun ayakta geleceği kilo, yani ben tamam konuşuyorum. Tamam, 3 aşağı 5 yukarı. Tamam. Bu 800 kiloya yakın. Doğru. 800 kiloya yakın. Fiyat? Mesela? Fiyat canlı kilo 30 lira. Ben paskül kilo 30 lira, canlı şey Arabi pazarda 24 lira. 24 bin. Evet. Evet. Şu anda fon? 22 milyar. 22 bin lira. Evet. Tamam. Paskül 30 lira. Paskül 30 lira. Bu fiyatların hepsi kesim içinde olan, dahil evet. Fiyatlarmış. Evet. Evet. Aynen, Mert Efendi'nin dediği. Şimdi arkalarında bir dolaşıp. Tabii ki. Ulan bak, yaşarız diye, yaşarız. Hayvanları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bakımını dediği gibi A kalite, randımanlı. Çok güzel. %62,5 randımanı var şu an bu hayvanların. Burası bir aile işletmesi. Evet, aile babadan işletmemiz. Oğul, babadan amca. Oğula devam ediyor. Amcamız, babamız, kardeşlerimiz hep burada. Karavan Kazan, Öğrencik Köyü. Yerleşmişler, çiftliği kurmuşlar. Şöyle hayvanlarımızı gösterelim. Hepsi kapağını açmış. Hepsi kapaklı. Yani. Hiçbir sıkıntısı yok elinde, ayağında, yüzünde. Zaten müşterilerimizi seçtiği hayvanı dışarı çıkartıp tartıp fotoğrafını çektirip tekrar içeriye koyduruyoruz. Evet. Dışarıda kendi her tarafına bakıyor yani, müşterimiz. O da gelip tartabiliyorsunuz. Evet evet. Müşterimiz mesela bunu aldı diyelim, tartmak istiyor, götürüp tartıyoruz, tekrar yerine koyuyoruz. Zaten hayvanlarımız aylık olarak stabil tartılıyor. Hayvanlarımız evet. Kaç kilo almış, kaç şey olmuş. Bunun takibini evet, onun takibini yapıyoruz. Her türlü sağlık kontrolü de evet evet, veteriner hekimimiz var. Yani. Hepsi aşıları, her şeyi tamam zaten bunların. Herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten Bağlıca kurban çadırlarında da yerimiz olacak bu sene. Bağlıca kurban çadırlarında da götürüyoruz. Evet. Oraya da çadırımızı kuruyoruz. Ahırımızın ölçüsü. Ahırımız. Şimdi böyle çektiğim zaman muhakkak soruyorlar. Mert. Ahırımız şu an kaça kaçtı bura? 30'a 80 galiba. 30'a 90 olması lazım. 30'a 90. Evet. Şu anda da burada. Burada şu an 79 tane hayvan var. 80 halkası var ama 79 hayvanımız var. Bu çok bağırıyor. O biraz asabi. Yani her alırda bir tane çıkıyor. Evet. İsterseniz diğer ahırları da çekelim. Tamam. Küçük buzağlarımızı çekelim. Onur Besi Çiftliği. Evet, Onur Besi Çiftliği. Karaman Kazan Örencik Köyü'nde. Evet. Hı. Burada da. Buradaki hayvanlarımız ortalama 600, 610, 500, 510, 500'de 600 var. Aynen, bir tek daha küçük burası. Tabii o bütçe göre olanlar bu bütçeye. Evet, dediğim gibi yaptım. Yani bu çiftlikte her bütçeye uygun hayvan var. Düvelerimiz var yan tarafta. Tamam. Aynı zamanda üreticilik de yapıyorsun. Evet, aynı zamanda 30 tane de ineğimiz var. Ha, inek de var. Evet. Evet, bu abla. İneklerimiz şu an otlak da mevcut, meramızla yayılıyor. Akşamları hem sabah sayıyoruz hem akşam sayıyoruz. Günlük süt satışımız da mevcut. Zaten müşterilerimiz gelip günlük sütlerinizi alıyor. Evet. Hayvanlarımız dışarıda otluyor şu an. 30'a yakın şu an şeyimiz var, ineğimiz var. 20 tane buzağımız var. Yeni doğanlar. Tamam. Peki bunda mesela ayakta fiyatı. Bunun mu? He. Bunun ayakta fiyatı 15 bin lira. 15 bin lira. Canlı ağırlık ne gelir?
Canlı ağırlık 520-480 arasında değişir. Burada yani ortalama 15. Ya buradan ya. Dediğim gibi 14'ten başlıyor. Burada 19'a kadar mal var bu ahırda. Evet. Hepsi de değil. Hepsi montofon. Evet. Dediğim gibi diğer ahırdan bir tık küçük. Burada da baskül aynı 30 mu? Aynen. Ahırımızın hiçbirinin tarafından fiyat değişikliği yok. Baskül bütün ahırlarda 30. Şimdi geldik, aldık. Mesela beğendik hayvanımızı. Evet. Bayrama kadar da bakabiliyorsun. Evet evet, bayrama kadar bakıyoruz. Sıkıntımız yok. Geldi, hayvanına baktı. Kesim sırası veriyoruz. Zaten evet. Covid'den dolayı kesim saat aralığı veriyoruz müşterilerimize. Evet. Mesela diyelim 12 ile 1 arasında gelmesi lazım müşterimiz. 12 ile 1 arasında geliyor. 10 dakikadır bekliyor. Hayvanı kesiyoruz. Yani bir hayvanın kesilmesi ortalama 15 dakikamızı alıyor. 15-20 dakikaya hazır oluyor hayvan. Gayet güzel. Uzman kasaplar tarafından. Kasap zaten çok önemli. Evet. Bizimkiler mezba kasapları. Eskiden mezbada çalışan kasaplar. Arkadan da gidelim isterseniz. Arkadan izleyicilerimiz aklına soru kalmasın. Üstten çektin, arkadan, yandan çekmedin diyebilirler. Hayvanlarımızın hepsi kalite. Yani. Montofon, hakiki montofonlar. Müşterimiz gelip hayvanını beğeniyor. Ondan sonra dışarıda tartımını yapıyoruz. Ondan sonra tekrar içeriye koyuyoruz. Ondan sonra isterse arefe günü tekrar tartıyoruz hayvanımızı. Evet, bu satılmış herhalde. Evet, bu satıldı. Genellikle bir şu an 35-40 tane hayvanımız satıldı, küpeleri alındı. Üstüne boya vurmuyoruz bu arada. Hayvana zarar vermesin diye. Küpeden yazıyor arkadaşlar. Evet. Hisse satışımız mevcut. Hisse en düşük kaçtan başlıyor? Hisse, şu an hisse en düşük 3 milyardan başlıyor. En yüksek 4 milyara kadar var hayvanına göre. Hep kullandığınız sütü litresini kaçtan veriyorsun? Sütün litresi şu an 5 lira. 5. Evet. Günlük sıcak taze süt. Ankara içine dağıtıyorsunuz. İsteyen gelip buradan alıyor. Evet. Genellikle Ankara içine dağıtıyor aracımız 2 günde bir. Buradan kendi gelen, bahçeye gelen müşterilerimiz var. Yukarıda bağlara gelen. Onlar alıyor genellikle. Kendi evine götürüyor. Günlük ortalama yani 150-160 litre süt satılıyor burada. Müşterilerimiz tarafından. Buradan bu hayvanlar da gayet güzel. Diğer ahırımıza geçelim. Burada da bir 30 tane kurbanlık hayvanımız var. Bunlar da aynı fiyat, aynı. Aynen aynı paskül, aynı fiyat ortalaması. Bunlar da ortalama 4 kişilik, 5 kişilik, 6 kişilik hayvanlar. Hisse. Evet. Bundan biraz daha ufak. Aynen. İki ahır. Kurbanlık. Evet evet. Burası sümentalı iyiymiş. Lan normal güzel. Maşallah diyelim. Hayvanlarımız bu kadar. Evet, karşıda düvelerimiz var 5-6 tane. Ha, düve de var. Onları da bir gösterelim. Tabii ki. Buzağlarımız var. Ya düveleri gösterdik, biraz da düveleri var. Evet. Buyurun. Bütün sene kurban için hazırlanıyorsunuz. Evet, inşallah Allah nasip ederse bu sene inşallah iyi geçer.
Önceden kaç, yani mesela geçen sene 200-250 hayvan var mıydı? Geçen sene daha azdı bizim hayvanımız, bu sene daha çok. Bizim bazısı bu sene sayıyı düşürüyor yani. Girdi masraftan evet. Dolayı. Yani şu an bizim müşteri kapasitemiz gitgide arttığı için hayvanı çoğalttık yani. Müşterimiz memnun olduğu için mesela öneri üstüne, tavsiye üzerine müşterimiz burada. Mesela siz alıyorsunuz diyelim, sizin arkadaşınız, akrabanız geliyor burada. Öyle ola ola müşterilerimiz çoğaldı. Şu an dediğim gibi satışlarımız güzel gidiyor. İnşallah kurbana 10-15 gün kala bitiririz diye düşünüyorum. İnşallah bu videomuzdan sonra da. İnşallah. Linkinizi atarım, telefon numaranızı atarız. Yani... Müşteriniz daim olur. İnşallah. Buzağlarımızı sonra çekelim isterseniz. Evet. Burada da 5 tane düğemiz var. Şunlar. Kurbanlık. Evet, kurbanlık. Bunlara ne diyoruz? Bunlara babacığım ne diyorsun? Bunlara 9 bin lira, 10 bin lira ayakta, kasap ücreti dahil. Evet, kasap hatta... ücreti dahil. Bütün fiyatların içine kasap ücreti dahil. Evet. Yani şurada var 5. Burada birazcık kaba bunlar birbirinden. Bu? Bu da 7 hisselik. Bu da 7 hisselik. Bu da düve. Evet. Buna ne diyorsun abi? Bir de 15 lira diyoruz. 15 lira. Pazarlığı var mı? Var. Bütün fiyatlara pazarlığı var ya. Evet. Şeylere bakalım. Buzağlara bakalım. Buzağlara bakalım. Onlara ayırmış. Var getirmiyor mu? Ha? Var getirmiyor mu? Evet, burada yeni doğanlar var. 2 aylık, 3 aylık. Mesela bu yeni doğdu. Bu da yeni doğdu. Bir 15 günlük falan bunlar. Evet. İkisi de erkek. Erkek. Şunlar. Bak şunlar 4 aylık. Şu büyük olanlar. Bunlar 4 aylık. Evet. Tertemiz. Cillo gibi. Şu an bir taraftan üretim yapıyoruz. Bir taraftan besi yapıyoruz. Çok güzel. İnşallah Allah nasip ederse ineklerimizi biraz daha çoğaltacağız. Şu an hedefimiz normalde 30 ama önümüzdeki sene 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse. Dışarıda kesimhanemizi de çekelim tamam. İsterseniz. Onu da çekelim. Kocaman bir avlusu var. Kesimhane karşıda. Evet, buralar şimdi bu samanlarımız var ama samanlar toplanacak, komple bitecek zaten. Zaten o zaman kadar bitirir galiba. Ya bitirir galiba efendiler. Burada kesimhanemiz var. Sol sistem bir kesimhane. Dediğim gibi 150 hayvan ortalama saat 8'e kadar bitiyor burada kesimhanede. Zaten sıra usulü gittiğimiz için. Buradan hayvanlar gelip 4 parçaya ayrılıp müşterilerimize teslim ediliyor. Sabahları kavurmamız, öğlen saatlerinde kavurmamız müşterilerimize. Sabah serpme kahvaltımızı, her şeyimiz var. Sınırsız çayımız 7/24. Çok güzel. Bunlar çadır direkleri. Evet, onlar çadır direkleri. Evet, açık alana dediğim gibi çadır direklerini o taraflara kuracağız. Kendi aralarında hisse yapmak isteyen müşterilerimiz sıcağı anında kalmasın diye çadırlarımızı karşı taraftaki yerlere kuruyoruz. Orayı da şöyle bir tabii ki çekelim insanlar. Görsün çadırın kurulduğundan yeri. İçecek, soğuk, sıcak. Evet evet, var. Hepsi var. Sıkıntı yok o yönden. Dediğim gibi çadırları bu taraflara kuruyoruz. Müşterilerimiz kendi aralarında, evet, evet bu taraflara. Kendi aralarında hisse yapıyor. Evet. Kendi mangalını yakıyor. Yani. Ya yani piknik tarzında kurban geçiriyor dediğim gibi. Bunlar da otlayan ineklerimiz. Üretime son hız devam ediyoruz inşallah. Evet. Aytekin abimize çok teşekkür ediyorum. Ben DM üzerinden, Instagram üzerinden ulaşmıştım. Sağ olsun o geldi, mesaj attı. Buluştuk, çiftliğimizi çekti, hayvanlarımızı tanıttı. Dediğim gibi kurban satışlarımız devam ediyor. Aytekin abi de YouTube hesabında bizim telefon numaramızı bırakacak. Biz siz değerli müşterilerimiz buradaki kurban hayvanlarımızı gördü. Eğer kurban almak isterlerse kesimimiz mevcut, hissemiz mevcut, paskül satışımız mevcut, ayakta müşterimiz, ayakta satışımız mevcut. Dediğim gibi kurban satışlarımız devam ediyor. Aytekin abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geldiği için ayağına sağlık.
Eyvallah. İnşallah Kurban Bayramı'nda gelir. İnşallah yeni hayvanlarımız gelecek, onları çekmeye gelir. Evet. Bekliyoruz. Ayaklarına sağlık Aytekin abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bir de kapanışı ben yapayım. Tabii ondan ki. Ondan sonra yolumuza devam edelim. İnşallah. Arkadaşlar videomuzu Mert kardeşimden sonra ben de kapatıp sona erdireceğim. Bunu kapatmadan, videomu bitirmeden önce kurbanlık almak isteyen arkadaşların Kahraman Kazan'da birçok besi çiftliği var. Davetler üzerine geliyorum, size tanıtıyorum. Seçtiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden çiftliklerden kurbanlığınızı alabilirsiniz. Kendileri biraz önce anlattı, faaliyetlerini gösterdi. Beni çok güzel ağırladılar. Sizlerin huzurunuzda onlara tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, beğeninde bulunmayı unutmayın. Özellikle yorum atın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.